Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bir video yapıyorum şöyle. Neredeyiz? Ahmet Turan amcamın yılların eskitemediği bir isim arkadaşlar. İki bir dosta uzun zamandır bir araya geldi. Herkese iyi günler. Arkadaşlar Ahmet amcamla Kara Mustafa dayım da bir arada yıllardır çok eski dostluklarınız var değil mi dayı? Abi canım Ahmet'i ben Tekendoğan'dan tanıyorum. Evet Ahmet amcamız arkadaşlar çok iyi bir kuşçu. Belki ekranlarda daha görünmedi ama kitabını yazmış bir adam diyebiliriz değil mi? Hakikaten de kitabını yazmış bir adam. Ahmet amca kendini şöyle bir tanıtır mısın? Ya şimdi bütün kuşçu camiasına selamünaleyküm diyeyim. Herkesin işi gücü rast gitsin. Bu kuş bambaşka bir şey. Yani bu kuşu çok iyi tanımlamak lazım. İyisinin iyisini beslemek lazım. Evet. Yani kuş işi çok zor. Ama iyi kuş her zaman iyidir. Lut kavminden gelme bunlar. Evet. Lut kavminden. Lut kavmi hediye yaparlardı. Güvercin kolyeleri, bilezikler evlenen genç kızlara, damatlara güvercin motifli şeyler. Zümme haşa Allah'a pek bilmiyorlardı, inanmıyorlardı. Tapıyorlardı güvercine. Ama bizim için mübarek bir hayvan. Peygamber Efendimiz'i Hira Dağı'nda korumuştu. Evet. Bu sebeple iyi kuş beslemeye çalıştım. Evet. Hiçbir zaman kimseden kuş almadım. Kendi neslimi besledim. Ortalığa da çıkmadım. Mustafa Karadayım beni tanır. Mehmet Ağa'nın neslini besliyorum. Allah rahmet eylesin. Ta önceden bana beyazlar sarılar verdiydi. Urlu 13-14 yaşında. Onlardan ürettim. Çok eski. Çok eski ama 65 diyeyim ben size artık. Evet. 60 veya 73. Onlardan ürettim. Hata yok kuşlarda. Yani 5 meziyet olsun diyoruz ya kuşlarda. Evet. Moroz gibi diyoruz. 5 meziyet var kuşlarda. Nedir o 5 meziyet? Nokta oyunu yapıyor 1. Geziyor oynadıktan sonra 2. 3 hedef oyunu yapıyor. 4 yükseliyor. Mesela 30 metre fışkırdığı zaman bir 30 metre yükseğe çıkıyor. 40 metre fışkırdığı zaman 8-9-10 taklayla bir 40 metre fite çıkıyor. Fite çıktı mı uzaktan atma var. Bir kuşta uzaktan atma, gezme, fitten atma. Yani hedef gözetmeksizin atıyor bunlar. Bir de kuşların arasından kaldır. Hafif düz, düzüne vururken, kafayı dikerken kuşların arasından kaldır. Evet. Gelip inmez. Teke düşeceği zaman da farklı bu kuşlarda yani gerçekten. Teke düşeceği zaman o belli ediyor zaten. Belli eder böyle. Karşıladığı zaman falan değil mi? Tabii. Evet. Teke düştüğü zaman 5,5 ile 6 metre arası başlar. Hedefe ondan sonra 4 metreye, 3 metreye iner. Artık teke düştü mü müthiş oynar yani. Evet. İyi oynuyor kuşlar. Başalığa fışkırıyor. Onu evet. Diyoruz. Evet. Hani ben kusura bakmayın da yanlış anlamasın camia. Ben böyle düz ayak giden kuş beslemiyorum. Mesela tabanı vuruyor, kuyruğunu gösteriyor. İşte düz gidiyor falan. Yani bunlar sıralı kademeli kaçan kuşlar. Evet. Havayı karıştıran kuşlar. Yani tazeleyerek gidiyor. Ya oyun içinde baş, oyun içinde fışkırma. Oyun içinde bir baş yaptığı altı taklayı bir daha yapıyor. Oyun içinde oyun duruyormuş gibi yapıyor. Bir baş daha vuruyor gene taze. Ekstraları bazen 1,5 minare oluyor yaptığı zaman. Evet. Mesela 35-40 metre giden bir kuş ne kadar sefer yapıyor diyorsunuz. Kur'an'ı el basarım Allah yukarıda işte. Ölüsü 20 artısı 30 sefer yapıyor bunların. Evet, evet. Bozmuyor da. Evet. Şimdi Ahmet amca biz seni çırakların artık torunların yaşındayız. Evet. Biliriz eskiden de çok ismini duyardık bilirdik. Sen bu kuşlardan bir kısım kendini ayırdın, verdin fazla olanları zaman da bundan daha önceleri. Ama buradaki kalanlar hep anne babalar ve kendine sadece kendini ayırdıkların. Kendimi ayırdıkların. Kendini evet. Ayırdıkların. Ahmet amcamız da arkadaşlar ev satıldı, satılıyor daha doğrusu. Ankara'ya bırakıyor. Yani bahçeyi bura satıldı. Evi bırakıyor. Köpek var bir tane. Harika bir köpek. Onu da çekeceğim. Onu bile veriyor yani. Artık taşınıyor. Önümüzdeki aylarda gidecek. Yani kıyamadığı kuşlar. Mesela sarılar, kalem sarılar var. İnanılmaz arkadaşlar. Limon sarılar zaten öyle. Bir de kızıllar var. Bunlardan da bahsedelim mi kızıllardan? Bir de boz Mehmet Ağa'nın eski. Nazır'dan da eski gök kır kanatları var bende.
Evet. Onlar boz dumanlı vermeye başladı. Kırkanat, kızılgöz ve hep kızılgöz. Onlar da çok müthiş kuşlar. Nasıl bir özellik yok? Bir de gösterelim mi şöyle gösterelim arkadaşlara? Bunlar mesela. Arkadaşlar şunlar da başka bir yerden gelmiş. Bir çift boz. Başka bir yerden gelmiş. Yavrular oynuyormuş. Bunlar da böyle yerde besliyorum dedi. Ama yavrular da oynuyor dedi. Ahmet amcamız arkadaşlar. Şimdi şu kuşlara şöyle diyelim. Adil Kayabaşı'yla Hüseyin Maraş. Bir de sen vardın herhalde dayım. Doğrudur. YouTube'de 3 sene önce. Ya dediler ki Mehmet amcaya 4-5 sene önce ben YouTube'de gördüm de. Ya Mehmet amca bu limon sarılarla gök kırkanatlar yok oldu birden. Bu kuşlar nerede dedi Adil Kayabaşı. İşte ben de Basri'ye veriyorum. Evet. Evim gidiyor. Ben kuşum evet, çok eskiden yani abi. Evet. Öyle bir 10-15 sene. O kızıllar oyun tarzı nasıl peki bunların? Ahmet bunların amca. Bunları ben çok duymuştum bu kızılları. Bak bu gök kırkanatları uçursan çoğalt bunları çoğalt. Bak ben mezara gittiğim zaman rahmetli doğru diyordu dersin. Estağfurullah Allah gecinden versin. Ha, çoğalt Allah gecinden uçur versin. Gör gözünle. Şimdi anlatmakla olmaz. Evet. Bunlar eki oyununu bir göreceksin. Evet. Yavrudan çok güzel gösteriyor. Eki oyununda da üstüne koyuyor. Mesela yavruken 7 takla metrajlı gidiyor değil mi? 4-5 metre arası. 20 sever yaptı. Burnu kanayanlar oldu. Burnu oyundan. Evet. Bir gün bak şöyle bir hatıra şey yapayım. Muzaffer abinin yanında ismini hatırlayayım. Muzaffer Aydoğan abimiz mi? O birini gönderdi. Zeki vardı o yanışta. Rahmetli oldu bilirsin taksici. Evet. Allah rahmet bundan eylesin. Hamdi Karagöz vardı. Bankacı Ayhan abi vardı. Bunlardan uçurdum. Vallahi beni yalancı çıkardı. Sen de biliyorsun bu gökleri Mustafa'cığım. Üstad. Ben dedim valla yalan olmasın. Allah var yukarıda da 17'ye yakın yapıyor. Yalnız 6 ay oldu uçuralı dedim. Ben bunu bir yavruyken çevirdim. Aşıttırdım. Ekeleşti. Kanat verdim. 6 aydır kovalıyorum dedim. 17, 16, 13 yapar dedim. O gün 40 sefer yaptı ya. Evet. Felaket oynadı. Ya dedi böyle kuş vardı. Sen niye kupaya uçurmuyorsun dedim. Ondan sonra vallahi ben de bilmiyordum bu kadar oynayacağını. Yani 30 metre az değil arkadaşlar. 30 metre çok büyük bir 30 metre 40 sefer 3,5 saat uçtu kuş. Geldi adam gibi de yerine indi kardeşim. Evet. Erkek, bilye kafalı gök kızıl erkek. Evet. Ya bunu versene bize besleyelim. Dedim gücünüz yetmez bunu almaya. Allah'ını severseniz. Yani insan oynayan kuşu istemez. Ben ne uçuracağım? Nasıl zevkimi alacağım? Ama yavrusunu vereyim dedim. Seviyorum sizleri ama oynayan kuş istemeyin dedim. Evet. Öldü o kuş. 3 gün sonra öldü ha. Nazar. Ya nazar. Öyle arkadaşlar. Evet. Ya ben bütün camiaya şöyle diyeyim. Ben ortalığa çıkmıyorum kardeşim. Beni pek gitmez sağ sola bu. Beni Allah bilir. Bir de oynayan kuş bilir beni. Ama bu vefasızlığı çok gördüm ben. Evet. Beni bildikleri halde gelmeyenler var. Evet. Gel kardeşim bir bak bu adam ne besliyor, ne uçuyor. Evet, ne... Doğru söylüyorsun. Doğru o yüzden söylüyorsun. Bana gelene ben gidiyorum. Burada sen çok büyük bir rakamada bu sarılardan verdin. Verdim ben biliyorum sarı. Verdin. Memnun kaldılar bir daha geldiler. Ben Ezine'ye evet. verdim. Evet. Adamları engelledim. Çok büyük rakamlara verdim. Bilgisayar aldım çocuğuma. İşte çağırayım söylesin. 3 tanesini 50 milyara verdim. Evet biliyorum. Çok büyük rakam. Çok da memnun. Peşine düştüler ama... Ahmet amcam da beni sevdiği için arkadaşlar dedi ki ben bırak hepsini bana götürsün. Ne dediler? Ya biz kupa almışız ufak tefek 5. 4. 3. olmuşuz ama bu kupaları Ahmetciğim gel sobada yakalım. Biz böyle oyun görmedik dediler. Evet. Peşime düştüler. Evim satılık değil. Arkadaşlar ben mirasta oturuyorum yanlış anlamayın. Evet. Düzenim bozuluyor. Koskoca bir imparatorluk çöküyor burada. Evet doğru söylüyorsun. O yüzden veriyorum. Ben Basri'yi uygun gördüm. Allah razı olsun. Bir de çok Mustafa Bıçakçı dayım, evet. Kara Mustafa dayım, polis Mustafa abilerim, ortak çok tanıdığımız var. Tabii. Abilerimiz var. Hepsi benim çocukluk arkadaşım. Evet. Şimdi yani ben Basri çok dürüst, bu işe gönül vermiş. Yani ekmek yiyor bu çocuk. Kıymetini de bileceğine inandığım Allah için razı Basri'ye olsun. Veriyorum. Kümesin bütün soylarını Basri'ye veriyorum. Yani başkasına verecek birini göremedim arkadaşlar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ahmet amcam. İkinci bölüme geçeceğiz. Kuşları çekeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra köpeği çekeceğiz. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz.